Refraktometre ile pancarın poları olmuş mu olmamış mı buna bakılabilir. Peki refraktometre ile tarlada ölçülen şeker miktarı fabrikalarda geçerli midir? İşte orada arıza orada çıkıyor Özlem Hanım. Biz tarlada ölçüyoruz diyoruz ki. Gidiyoruz fabrikaya önceden, ben bunu ölçtüm bana bu fiyattan ver. Yok değil öyle bir dünya yok. Fabrikanın ölçtüğü polar esastır. Dışarıda siz 50 defa refraktometre ile ölçün. 50 defa başka şeyle ölçün. Önemli olan şey fabrikanın size verdiği polardır. Bununla ilgili de dediğimiz gibi biz fabrikayla çiftçiyi ne kadar yan yana tutmaya çalışırsak çalışalım, filede ve şeker oranında çiftçiler bu fabrikaları suçlar, fabrikalar çiftçileri suçlar. Şimdi ikisi de suçlu mu? İkisinin de ihmal ettiği taraflar var. İkisi de suçlamakta haklı mı? Haklı olduğu taraflar var. Bana bir resim geldi. Bir çiftçi, pancarın içinde toprak değil, toprağın içinde pancarı bulabiliyorsunuz. Bunu fabrikaya götürmeye çalışıyor. Şimdi gülüyorum neden diye soracaksınız. Çünkü her hafta yani iki haftada bir yapıyoruz aslında programı da. Her programda şu konuya geliyoruz. Acaba fabrika mı haklı, çiftçi mi haklı? Bu ikisinin arasındaki çatışmada kim haklı? Hep bunu konuşuyoruz. Evet. Bir türlü çözümlenemiyor. Çözemeyiz biz bunu çünkü gerçek anlamda fabrikalarla çiftçiler birbirlerini tam olarak daha sahiplenemediler. Birbirlerinin aslında tamamlayıcısı olduğunu da tam olarak bunu idrak edemediler. Fabrika çiftçi, çiftçi olmazsa fabrika hiçbir şeydir. Fabrika olmazsa çiftçi pancar üretemez. Başka bir şey üretmek zorunda kalır. Böyle bir şey var. Birbirine girift bir yapı var ama... Tamam. İkisi de bazı özel fabrikalar da biliyorum. Çiftçi mecbur ekecek getirecek diyor. İsmini vermeyelim. Bazı çiftçiler diyor biz üretecek diyor. Mecbur bizden alacak. Kimsenin bir mecburiyeti yok. Tavşan da. Ama dediğim gibi belki fabrikalar biraz daha çiftçiye yakın durursa, çiftçi de fabrikaya karşı biraz daha dürüst olursa ben nelere şahidim. Şimdi çiftçiye biz tamam çiftçi tarafından konuşalım diyoruz ama poları yüksek bir çeşidi kamyonun numune alınacak tarafına dolduran çiftçiyi de gördüm ben. O da fabrikayı kandırmaya çalışıyor. İki tarafta dürüst olacak. Başka türlü bu sistem yürümeyecek. Ama hocam o zaman. Şimdi çiftçiler yazmasın. Yazsınlar. Kendileri de çok iyi biliyorlar. Ama bir de fabrika açısından bakmamız lazım. Fabrikadaki polarlar bir gün şöyle bir oran yok. Fabrika bütün yıl boyunca çalışır, sezon boyunca 3 ay, 4 ay. Ölçtüğü polarla deposundaki şekeri karşılaştırdığında kafa kafaya tutması gerekiyor ki fabrika gerçekten polar değerini vermiş olsun. Arada farklar çıkıyorsa bunu fileyle falan da hallediyorlarsa o biraz teknik bir iş, oralara çok girmeyelim. O da fabrikaların büyük ayıbı olur, o da çiftçiden... Çiftçinin hakkını yemek olur ki bu da hiç istemediğimiz bir şeydir. Evet. Peki o zaman hemen geri dönelim. Reflektometreden bahsediyorduk. Evet. Onun ölçümünün kaba taslak bir değer verdiğini fakat fabrika bazında yeterli olmadığını bahsediyorduk. Evet. Eklemek istedikleriniz var mı? Tabii reflektometreyle çiftçiler benim başıma geldi. Önceki çalıştığım şirkette ölçüyordum. 17 diyordum şeker oranı. Ama o benim aldığım pancardan temsil eden bir pancar mı? Pancardan 30 pancardan ölçülüp de ortalaması bulunması gerekiyor ama biz refraktometreyle bir pancardan ölçüyorduk. Şimdi o ortalama bir değer değil. Başımıza da geldi. Diyor ki Oğuz Bey diyor benim pancarı ölçtü. 17 geldi diyor. Fabrikada 15 çıktı diyor. Siz bizim polarımızı çalıyorsunuz. Çiftçiyi de şöyle düşünmek lazım. Yani bir yıldır bu adam bunun peşinde bekliyor ya. Bir yıldır onu sökecek, teslim edecek fabrikaya. Parasını alacak ki çoluğuna çocuğuna yemek yedirecek bunlar da. Yani ekmek parası bu onun için. Tabii ki böyle şeyler de düşünülmesi. Şimdi şu anda pancar eken 105 bin çiftçi var. Hepsi de fabrikaya karşı iyi niyetli ve hepsi de fabrikaya karşı kötü niyetli diyemeyiz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu sistemler adaletli olmak için kurulan sistemler. Ben başka bir bakış açısıyla söyleyeyim. Pancarda verim yükseldikçe şeker düşer. Siz yüksek kök verimli bir şekilde ekersiniz, şeker 12-13 çıkar. Düşük kök verimli pancar ekerseniz 17-18 çıkar. Eğer polar ölçüm sistemi olmasaydı, herkes yüksek verimli çeşit ekerdi. Bu defa
fabrikalar zarara doğru gitmeye başlardı. Yani aslında bakarsanız polar ölçümü adaleti sağlıyor. Kaliteli pancar yetiştirmek için insanları yönlendiren bir sistem. Ama buradaki sıkıntı poları çiftçinin değil de fabrikanın ölçüyor. Fabrik çiftçinin de buna inanmıyor olması. İnanılabilir mi peki? Yani inanılmalı mı? İnanılması gerekiyor. Yani orada her çiftçinin şu hakkı var. Poları beğenmedi veya fireyi beğenmedi. Tekrar dönüp bir defa daha numune aldırıp polarını ölçtürme hakkı var. Onda bir veya iki de arıza çıkarsa belki bazı fabrikalar üçüncü defada ölçülmesine müsaade ediyorlar. Ama artık üçten sonra da kimse kimsenin nazıyla oynamaz. Pancarı veriyorsan ver, vermiyorsan verme diye bir şey de çıkabilir ortaya. Peki mesela aynı tarladan hasat edilmiş aynı miktardaki pancarlarda iki farklı fabrikada farklı polar değeri çıkabilir mi? Çıkarsa ne olur? Bütün çiftçilerin bize yazdığı, atıyorum iki farklı fabrikaya sözleşme yapıyorlar. Birinde hep 16 geldi, birinde hep 19 geldi. Bu bu kaos gibi bir şey. Bunun çaresi, çözümü herhangi bir şey yok. Yani biraz da fabrikaların içinde biliyorum. Fabrikaların içinde de bunu yapmak da çok da mümkün değil. Yani 18 gelen poraları 16'ya sürekli düşürebilmeleri de mümkün değil. Ambardaki şekerleri açık verir bu defada. Böyle de bir sıkıntılar var yani. Döndüğünde hadi siz atıyorum 70 bin ton şeker üretecektiniz. 72 bin ton çıktı. Biz 70 bin tona göre bir şey ödedik, bedel ödedik diye de böyle bir ters bir durum da çıkabilir karşılarına. Ama yıllardır bu var. A fabrikası eksik, B fabrikası fazla. Böyle böyle diyen çiftçiler var. Haklı da olabilirler. Onu da bilemem yani. Onda da hiçbir şey söyleyemem. Fire ile alakalı burada bir çok ciddi sıkıntı var. Şimdi fire tespiti de onu da sordu. Şeyde, konumuzda o da vardı. Tabii tabii. Yani, buyurun buyurun. Fire tespiti nasıl yapılır? Polar oranı nasıl artılır onu sonra geçelim. Fabrika teslim şartlarını konuşurken ondan fireyi söyleyelim. Çiftçinin fabrikaya götürdüğü pancar tertemiz olmaz. Olamazdı. Üstünde toprak, taş ve benim bahsettiğim o tepelerindeki yapraklar, şunlar bunlar. Görüyoruz zaten. Yani evet. İşte bunlar bulunur. Bunlar da fabrika der ki bana temiz pancarı getir. Çiftçiye temiz pancarı getir ki biz onu yıkamakla şeyle uğraşmayalım. Ona göre de size para verelim. Şöyle zannedilmesin. Biz pancarı fabrikaya yıkayıp götürdüğümüzde tertemiz pancardan sıfır fire çıkacak. Bir defa yapılan sözleşmelere göre tertemiz pancarın firesi %5'tir. Kabuk firesi denir ona. Kabuğunda şeker olmaz. O kabuğu da tahmin etmişler, zamanında ölçmüşler. Türk şekerin bugüne kadarki ortalamalarında %5 kabuk firesi bir sabittir. Şimdi şöyle anlaşılıyor, oraya yanlış anlaşılmasın. Efendim benim firem %7 çıktı. Yani benim getirdiğim 10 tonda 700 kilo toprak mı vardı diye soruyor. Hayır. Senin getirdiğin 10 tonda 200 kilo toprak vardı. Zaten %5'i bunun kabuğuydu. Burayı çiftçiye iyi anlatmamız lazım. Defalarca söylememiz lazım ki %100 kilodaki %7 fire demek 100 kiloda 5'ini çıkın. 100 kiloda 20 kilo toprak getirmişsin. 1 tonda ne kadara denk geliyor? 1 tonda 20 kiloya denk geliyor. 50 kilosu aslında bunun kabuk filesi. Ondan sonra benim filem yüksek çıkmaya başladı deniyor. Bunu iyi anlamaları lazım. Arkasından fire analizi nasıl yapılıyor? Traktörle çiftçi yanaşır. Bum deriz. Oradan 40 kiloya yakın bir numune alır. O numune yıkanır. Şeylerde. İlk önce bum alır bir kazana bırakır. 40 kilo tartıldı diyelim. Sonra bu yıkanır tekrar. İçindeki taşlar, pislikler şunlar ayıklandıktan sonra tekrar tartılır. Aradaki farkı makine otomatik hesap eder. Fire oranını verir. Atıyorum 40 kiloydu, numune 40 kiloydu, geri verdiğimiz numunede 36 kilo geldi. Demek ki bunda %10 fire var. Ama o %10'un tekrar söylüyorum, burada çiftçilerimiz de yanlış anlamasınlar. 5 kilosu zaten otomatik
bilgisayardan gelen %5 bir kabuk firesi var. %5'miş. Tabii bazen çok afaki sonuçlar çıkıyor. Çiftçiler diyor ki %25 fire olur. Yani %25 de diye bir de fire olmaz. Yani toprakta özellikle ilk hasatta toprak kuruyken daha yağmur falan yağmamışken %25 fire çıkıyorsa ya fire ölçümünde bir sıkıntı vardır ya da taş toprak bir şeye gitmiştir. Onun için bu fire %20-25'lerle çıkar. Yoksa hiçbir şekilde yüksek firenin çıkacağını hiçbir fabrikada zannetmiyorum. Hı hı. Ayrıca fabrikalar fire sisteminde yeni bir şeye geçtiler. Tartışma konusu çiftçi traktörde, kamyonda, pancarın üzerine götürdüğü toprağı tarlasına geri almaması gerekiyor. Yıllarca boşaltım sırasında toprağı çiftçiye geri verdiniz. Bir önceki tarlada bir hastalık vardı. Çiftçi o makinayla gitti, o tarlayı boşalttı o makinayla. O hastalık o makinenin bantlarını her yerine bulaştı. Bir sonraki çiftçinin tarlasına o hastalığı siz o boşaltım makineleriyle Türkiye'nin her tarafına biz hastalığı maşallah elimizde yaydık. Şimdi gerçekten iyi çalışan, geleceği düşünen insanlar, bu insanların yönettiği fabrikalarda toprak bir defa çiftçiye verilmemeli. Hı hı. Tekrar ediyorum. Bu toprak fabrikada kalacak. Fabrika bunu bir kenara çekip 4 yıl bekletmesi gerekiyor. Eğer o toprağı siz çiftçiye veriyorsanız tarlalardan ki bütün hastalıkların hepsini bir makineye bulaştırıp aynı bunu korona gibi düşünün. Hı hı. Makineye bulaşıyor, makineden de çünkü bu çiftçi boşalttı gitti makineye bulaştı. Makineden bir sonraki çiftçiye, bir sonraki çiftçinin toprağına bulaştı. O da götürüyor bizim çiftçimizde toprak zayi olmasın diye tarlanın bir kenarına dökünce hastalıklar bu şekilde son 10 yılda 15 evet. yılda ciddi şekilde yayıldı. Eğer bunu yapmayan fabrika varsa çoğu yapıyor. Toprağı vermiyor çiftçiye. Sonra taşıttırıp bir kenara koyuyor. O zaman da fireler yüksek çıkmaya başlıyor. Çünkü önceki sistemde toprağını hesaplıyordu. Toprağa döktükten sonra fireyi ona göre hesaplıyordu. %7 gelen fire. Şimdi 5 ton götüren bir adamın traktöründe 200 kilo toprak, 250 kilo toprak varsa... %5 daha fark ediyor. Hocam birazdan bunlara konuşmaya devam edeceğiz. Şu an bir ara vermem gerekiyor. Reklamdan sonra pancar şekerinde şeker oranları nasıl yükseltilir? Fireler ve fiyatlar ne zaman belirlenecek? Bunları konuşacağız ve WhatsApp sorularınızı Oğuz Kavuncuoğlu, Sayın Ziraat Mühendisi Oğuz Kavuncuoğlu ile cevaplayacağız. Şimdi de kısa bir ara veriyoruz. Hayvanlarınızda kara sineklerden dolayı veri... Seyirciler, pancar şekerinden tekrardan merhabalar. Demin programa giriş yaptığımızda maalesef teknik bir aksaklıktan dolayı ilk 10 dakika sesimiz duyulmamış. O yüzden anonsumu tekrar etmek istiyorum. Ben Özlem Özdemir, Sayın Oğuz Kavuncuoğlu, Ziraat Mühendisi Oğuz Kavuncuoğlu ile birlikte bugün pancar şekerini konuşmaya devam edeceğiz. Günlerimiz 21 Eylül, 20.00'ı gösteriyor. Eylül ayının sonlarına yaklaştık. Hasat zamanı başladı, hatta neredeyse bitecek bile. Ve Oğuz Hocam tekrardan sizdeyim. Tekrardan hoş geldin diyeyim. Demin duyulmamış. Üçüncü oldu bugün hoş geldin diyeyim evet. Size. Sesimizi kesmişler mi Özlem Hanım? Evet. Sesimizde bir basının sıkıntı olmuş. Basının sesi durdurulamaz demek istiyorum. Evet. Yok tabii. Ben şaka, tekrar, teknik aksaklıklar oluyor. İlk 10 dakika konuştuğumuz şeyleri kısaca tekrar ederiz evet, ama hasat zamanı başladı. Buradan çiftçilerimiz önce bir bereketli hasatlar dileyelim. Bol şekerler, bol polarlar dileyelim. Hızlı teslimler dileyelim. Bir sürü duamız olabilir. Paralarını erken alsınlar diyelim. Hepsini diyelim tekrar. Ama
Şeker ölçümünden bahsettik. Şeker ölçümünden bahsettik. Onlarla ilgili son bölümdeki kısım hemen hemen başa şeydir ama ben kısaca şeyden bahsedeyim, polardan. Polar, digestiyon, şeker oranı, tat oranı, bunların hepsinin aynı şey olduğunu söyledik. Çünkü karıştırılıyor bazen digestiyon nedir falan diye. Bunların hepsi bir pancarın içindeki yüzde oranına, şeker oranı, şekerin varlığına söyledik. Bunların ölçülme yöntemlerini söyledik. Bunun ölçülme yönteminde fabrikaların ölçtüğünü, buna çiftçinin inandığını, inanmadığını bunlardan bahsettik ama çiftçinin de buna çok yapabilecek bir şeyi olmadığını söyledik. Evet. Aslında burada bir şey var. Bazı pankobirlik kooperatifleri gözlemci falan bulunduruyorlar fabrikada. Yani o da bir yöntem olabilir mi? Olabilir aslında. Evet, şeyi de hemen eklemek istiyorum. Şunu da söyledik, konuştuk hocamla. Çiftçinin tarlada kendi reflektometreyle ölçtüğü polar miktarıyla, şeker miktarıyla, şeker oranı, polarimetreyle ölçtüğü şeker oranı arasında bir fark olabileceği ve bunun çiftçilerle fabrikalar arasında bir çatışma yaratabileceğinden bahsettik. Yarattı da zaten. Evet. Ondan sonra ben reflektometreyle tarlada polar ölçümünü bıraktım. Çünkü yani bizde yüksek... Tarlada yüksek gelip fabrikada düşük çıkınca çiftçi kızıyordu fabrikaya. Yani çiftçi şunu söylemeye hemen hazırdır bizim çiftçimiz. Fabrika bizim şekerimizden çalıyor, çaldı, filemizden çalıyor. Öyle bir şey olacağını çok inanmıyorum ama yani çiftçi de bir yerde bir çiftçi çok bağırıyor sonunda. Yani fabrikalarda da arızalar, sıkıntılar olabilir. Onda fabrikadaki yöneticilerin de bunlara dikkat almasını gerektiğini söylüyorduk. Fireyle ilgili konuştuk biraz. Fireyle ilgili konuştuk. Şunu eklemek istiyorum. Yeniden WhatsApp numaramızı hatırlatacağım. Çünkü önümde tabletim var. Sorularınızın hepsine Sayın Oğuz Kavuncuoğlu'na ileteceğim. 0535 260 16 65. Bizlere her türlü sorunuzu, mesajınızı iletebilirsiniz diyelim. Evet, tekrar sizdeyim. Evet, şu anda bana gelen sorular var. Ben onları bir cevaplayayım isterseniz Özlem Hanım şeyden. Sonra mı cevaplayalım onları ya da? Siz nasıl isterseniz yani fireden bahsediyorduk aslında, onu bir bitirdikten sonra geçsek peki, daha uygun olur. Fireyi de şöyle söyleyelim. Şundan bahsetmiştik. Fire bir ton veyahut da 100 kilo pancarın içinde pancar dışı maddelerin oranı diye bunu söyleyebiliriz. Taş, toprak, ne varsa, kabuk. Kabuğu ayrı bir şekilde değerlendirmiştik. Yaprak, ne bileyim, yabancı maddelerin hepsidir. Tertemiz bir pancarın firesi %5'tir, kabuk firesidir. Bunun dışında örneğin adamın firesi, çiftçinin firesi 7 geldiyse bunun aslında %2'sinin toprak olduğu, %5'inin kabuk olduğunu falan bunları bilmesi gerektiğini. Evet. Yani çünkü orada bakıldığında bakıyorsunuz tertemiz pancar görüyorsunuz. Ya bunun neresinin %7'si işte, yani bunun firesi 6 gelmesi lazım, 7 gelmesi lazım bunun en fazla. İşte nerede bu diye çoğu çiftçimiz de inanmıştır yani 5, 6, 7 fireye inanmıştır. Önceden fabrikalar kurulduğunda orada çavuşlar gözle tespit ediyordu fireyi, böyle bakıyorlardı. İşte bunda 6 vardır, 7 vardır. Sonra tabii bunu suistimal eden çok da bölge oldu. Topraklı pancara getirip fabrikalara teslim edip aslında 20 firesi, %20'si toprak olup da bunu 6-7 yazdırmaya çalışanlar oldu çavuşlara. Hı hı. Bu insanlarımız da vardı. Ama ölçüm sistemi dediğimiz gibi ikisinde de aslında temiz pancar, poları yüksek pancar üretip fabrikaya götürenlerin daha iyi kazanacağı bir sistem için bu şeyler, fire sistemi ve pancar polar ölçüm sistemi bunun için kuruldu. Bundan geriye dönüş yok. Sadece firede bir şey daha var. Avrupa artık bir tarlalar büyük olduğu için bir tarlada her kamyondan veyahut da her araçtan numune almıyor. Her 10 araçta bir tanesinden alıyor. Fireyi de tespit ediyorlar. Fireyi de görüntüleme sistemiyle tespit eden bir yazılım geliştirmişler. Pancarlara giderken orada ölçebiliyorlar onu. Bunlara doğru gitmemiz lazım ama işte en büyük sıkıntımız fabrikalarla bir çiftçileri bir yan yana getirip aynı yolun yolcusuyuz. Biz bu sektörün
iki ayağıyız. Biz olmadan bu sektör ayakta duramaz. Birimiz hepimiz, hepimiz evet. Birimiz için. Yani aslında ikisinin de mücadelesi etmesi gereken başka bir taraf var. Yani birisi fabrika diyor ki, oraya gireyim biraz, diyor ki şeker fiyatları artmadı. Çiftçi de diyor ki pancar fiyatları artmadı. Burada yöneticilerimizin şeker sektörüyle alakalı ciddi bir eksiği olduğu konusunda çoğu arkadaşımızla hemfikiriz. Bakın, melas hiç kimsenin gözü görmez, kristalize olamayan şekerdir. Yani beyazlamayan şekerdir aslında bunun. Bugün daha tartışıyorduk. Mayayı biliyor musunuz, hamur mayası? Tabii. Melas olmadan üretemiyorsunuz onu. Melasla yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki, ve son günlerde gündemde olan korona süreci var. Korona sürecindeki bütün etil alkollerin kaynağını işte 4 tane Türk Şeker Fabrikası, ikisi Türk Şeker, ikisi özel sektörde olan melastan üretildi. Ve piyasaya ciddi ciddi alkol konusunda ciddi bir arz sundu. Şimdi sektörün sadece bir iki tane boyutunu söyledim. Başka bir boyut daha var. Hatta kim söyledi bana? Markete gittiğinizde elmanın kilosu 3 lira, havucun kilosu 50 kuruştan, ne bileyim belki şu anda 1 lira, pancarın kilosu 35 kuruş. Çiftçinin tarlasından çıkan hiçbir mahsulü 35 kuruşa bir yere vermiyor. Şu anda soğan 1200 lira, 1500 lira arasında. Ben size bütün mahsullerin hatta şeyle geçiyor. İşte marulun tanesi 2 lira, bilmem şu. Yani 35 kuruşa hiçbir mahsul bulamazsınız tarladan, biliyor musunuz? Sadece ve sadece pancar 35 kuruş, 30 kuruş hatta. 35'i belki zam mı gelecek, çiftçiler de öyle ama anlasın. 30 kuruşa hiçbir şey var mı? Markete gidiyorsunuz, gördünüz mü? Sakız 30 var. Kuruşa satılan herhangi bir şey var mı? Sakız var. Burada bir tuhaflık var. Şekere bakıyorsunuz, bu kadar gıdanın ham maddesi, gıda için çok kullanılıyor, gıdada kullanılıyor. Ve atıklarıyla, işte küspesiyle hayvanlar besleniyor. Daha bir sürü sayamayacağım ekonomik etkileri var. Hı hı. Ve sağlıklı şeker olan sakkarozun kaynağı. Ama biz burada çok tuhaf bir politika var. Gerçekten çözmekte zorlanıyorum. Ama burada mısır şurubu gibi diğer şeker grupları devreye giriyor sanırım. Orada bir rivayette 220 bin ton bir Avrupa raporunda, bir de Türkiye'de hazırlanan raporda 620 bin ton mısır şurubu, glikoz ve fruktoz. Glikoz fruktoz demeyelim. HFCS dediğimiz yüksek fruktozlu mısır şurubu. İnsan için tehlikeli olan bu. Glikoz ve fruktoz o kadar şey değiller. Onlar masumlar ama onların adları çıkmış. Yani yüksek fruktozlu mısır şurubu tehlikelidir. Çünkü mısır nişastasından kimyasal yöntemlerle elde edilir. İnsan bünyesine çok ciddi sıkıntısı var. Şimdi bu şekilde devam eder de arkasından biz bu şekeri kaybedersek, bu ülke insanları bu yüksek fruktozlu mısır şurubunu yemeye devam ederse, bu ülke 5 yıl sonra, 10 yıl sonra sağlık faturasının altından kalkamaz hale gelir. Bunu her yerde söylüyoruz, burada da söyleyelim. Lütfen buradan da rica edelim. Artık çiftçi ekerken normalde Ekim ayında, bir önceki yılın Ekim ayında fiyat verilmesi gerekiyordu. Hadi verilmedi. Ekerken bari fiyatını bilseydi. O da verilmedi. Ya bari söküm başlamadan, pancarı sökmeden fiyatı verelim. Çünkü herkes bir umuda çalışıyor. Herkesin bir tane umudu var, bu işten para kazanmak. Şimdi beni çiftçi olarak düşünün. Ben de çiftçiyim. Tabii benim de pancarım var tarlada. Ben kaç para olacağını bilmiyorum. Hadi bir 30 kuruş piyasası dönüyor ortalıkta. Evet, fiyatlara da geçelim mi bu arada? Hani ne zaman yani bildirilir? Geçmiş olduk böylece de. Yani biraz neyi şey bekliyoruz? Oldu. Yani belki 35 kuruş olacak pancar. Ben bunu baştan bilseydim, ben çiftçi psikolojisini gayet iyi biliyorum. 35 kuruş Ekim'de bari pancar Ekim sezonunda verilmiş olsaydı, en azından çiftçi bir ton veyahut da bir polar fazla alabilmek için daha fazla gayret gösteriyor. Soruyorum, niye böyle olmuş? Ya hocam fiyat yok, bir şey yok orada da. Ben nereden bileceğim diyor. Ya bütün hayatı, bütün emeği pancar olan binlerce insan var.
Diyelim ki geçit bölgelerini saymayalım. İç Anadolu'yu, pancarın memleketi. Burada binlerce insan bu pancara gözünü dikmiş çiftçi. 105 bin lira, 110 bin arasında tam sayıyı kestiremiyoruz. Çiftçi var. Bunların ailelerini 4 kişi olarak hesap edin. 400 bin. Sadece direkt bundan kazananlar. Fabrika çalışanları, nakliyeciler, mazot, ilaç, gübre ve bunlarla ilgili ham maddenin yayılmasıyla beraber 8 milyona varan bir sektör. 8 milyonu insanın kursağından ekmeğe giden bir sektörde bakıyoruz ki hala fiyat ortada yok. Hala şeker fiyatı 15 ay önce, 16 pardon ya da 18 ay önce ben onu anlamakta zorlanıyorum. Ben onu anlamakta zorlanıyorum. Peki yani şimdi şeker fiyatı yükselmiş olsaydı, her şeye zam verirken şeker fiyatı yükselmiş olsaydı, devlet fiyatı açıklamasa da özel fabrikalar dedi ki ben pancarı 33 kuruştan 35 kuruştan alıyorum. Beni bu fiyat kurtarıyor kardeşim de. Onlar da fiyat açıklardı. Özel fabrikalar bile böyle şeyde beklemişler. Bir makasın içine, darboğazın içine girmişler. Onlar da bekliyor. Yani şimdi herkes niye, bir de çok gelen bir soru var. Niye herkes devleti bekliyor? Özel fabrikalar devleti beklemezler. Gerek yok. Kanunen de onların açıklamasının önünde de bir engel yok. Ama devlet şekere zam yapmamış. Pancar 33 kuruş olursa, atıyorum 35 kuruş olursa kendi çiftçisini ezdirmek istemez. 34 kuruş vermez. Ama şimdi 35 kuruş açıkladı. Devlet zam yapmıyorum dedi. Şekere de zam yapmadı. Bu defa da maliyetlerinde yaklaşık %15-%20 arasında bir artış oldu. Şekeri zamı satamıyor. İşletmeler büyüktür. Battı mı bir anda batarlar, çıktı mı bir anda çıkarlar. O sebeple önce şeker fiyatının açıklanması gerekiyor. Türk şeker fiyatı açıkladıktan sonra özel fabrikalar fiyat açıklayabilir. Geçen yıl Amasya, devleti falan hiç kimseyi beklemeden Amasya şeker 30 kuruş dedi. Ben fiyatı açıklıyorum dedi, açıkladı. Devlet de ondan sonra fiyatı açıkladı 30 kuruş diye. Şimdi bunun önünde bir engel yok. Ama dikkatini çekmek istediğim nokta şurası. Devlet şekere zam vermezken, %90'ı sanayide kullanılırken, sanayide bu şekeri alıp kola, çikolata, bisküvi her ne yapan fabrika, bir 12 yıl önce bu döviz hareketlerinde zammını yapmışken, kola 3 liraydı, 6 lira mı oldu? Basitçesi bilmiyorum. Ben kola kullanmıyorum ama bir yerde peki, duydum. Peki yani kolada kullanılan şekerin ama ben pancar şekeri olduğunu düşünüyorum. O da var. Orası da ayrı bir mevzu. Kim bilir ne şekeri de. Çikolatalardan bahsedelim, şeylerden bahsedelim, bisküvilerden. Yani gıdanın kullanıldığı her şeye zam yapılmışken niye şekere zam yapılıp da bu sektör ayakta tutulmuyor? Şimdi elektriğe geçen programda söyledik, elektriğe iyi bir zam yapıldı. Enerji sektörü ayakta kaldı. Bizim dediğimiz gibi ben ayda yılda 10 kilo şeker tüketiyorsam, kişi başı ortalama tüketim 30 kilogram, 1 lira farkı ise 30 lira farkıdır. Ama sektörü ve bunlar ekmek yiyen direkt 500 bin kişi ve bu sektörden etkilenen 8 milyon kişiye ek katkıyı kendi üretimden gelen değerle besliyorsunuz. Burada Türk Şeker'in yöneticileri, bakanlık yöneticileri lütfen bu işi ciddiye alsınlar. Bir an önce artık bu iş de bitsin. Ben her gün pancar fiyatı açıklanacak mı, açıklanacak mı diye cevap vermekten insanlara ben bıkmıyorum ama ben de üzülüyorum. Onların ekmeği ya. Bunlar ekmek götürecekler evlerine. Bin ton teslim eden bir adam olsun. 16 polardan parasını alsın. Birinde 300 bin TL alacak, birisinde 350 bin TL. 50 bin TL o tarlaların neredeyse işte sürüm, ilaçlama bir sürü masrafını karşılıyor. Evet. Yani küçük bir rakam gibi işte o gözükse de ne yapılması gerekiyor? Bunun çok güzel dengeli olması gerekiyor. 96 mıydı Erbakan ve Çiller hükümetinde 4 liradan 11 lira oldu pancar, hep söylüyorum. Herkes şok. Herkes şok oldu. Nasıl böyle bir fiyat verilir diye. Sonra ülkede 500 bin ton fazla şeker üretildi ve bu şeker yurt dışına iyi bir fiyata satıldı
Sonra sordular, dediler ki Erbakan'a bunu nasıl bu kadar yüksek yaptınız? Bu yurt dışından gelen parayı çiftçilere dağıttım. Bunun hesabını yaptım. Yani mesela şu an bunu yapmamızın önündeki engelin ne olduğunu ben size sorayım. Sorabileceğim bir tek siz varsınız. Engelin ne olduğunu ben %100 anlasam. Diyeceğim ki, desem ki bu adam bu sektörü ilerletmiyor desem. Peki bunu araştıran kurumlar yok mudur? Yani bu pancarın fiyatının belirlenmesi, çiftçinin mağdur olmaması için bir kooperatif birliği var elbet ki. Var tabii ki, var. Şimdi konu konuyu açıyor. Evet. Ben şimdi Özlem Hanım şöyle devam edeyim. Bir defa burada anlayacağımız şey, Türkiye'de bir NBŞ lobisi var. Nişasta bazlı şeker lobisi var. Bu insanlar 67 bin ton yüksek fruktozlu mısır şurubu satma hakları varken gayri resmi 600 bin tona kadar satıldığı bize gelen bilgiler arasında. Bunu bir, öncelikle şeker kurumu veyahut da yeni adıyla şeker dairesi başkanlığı, Tarım Bakanlığı'na bağlı şeker dairesi başkanlığı nasıl fabrikaları kontrol ediyorsa gidiyor, gidecek bu rakamların hepsini kontrol edecek. Orada diyecek ki burada var, cezalar kesilecek. Çok yüksek cezaları vardır izinsiz şeker üretip satmak kanuna bağlı tabidir. Peki bundan sizin değil haberiniz varsa, bizi şu an izleyen herkesin haberi varsa, yetkililerin de haberi olması gerekmiyor mu? Basit bir mantık işte yani. Bize geliyorsa ya ben şu an bu... Ben sunucu mantığıyla bize, hareket ediyorum. Bu uzman haber, değilim. Bu haber bize geliyorsa, eminim oraya 10 tanesi, 1000 tanesi haberi gidiyordur. Ama bu zamana kadar bir tane nişasta bazlı şeker üreten firmaya ceza kesilmiş mi? Bir tanesi denetlenmiş mi? Ama Türk Şeker'de siz kotanızdan fazla C şeker üretin, bunu eksik bildirin, bakın başınıza neler geliyor. Gerçekten çiftçi arkadaşlarıma da söyleyeyim. Şeker pancar üreticisi de gariban, fabrikalar da gariban. Burada aslında bu işte idare eden insanlar var. Bu yöneticiler var. İsimlerini de ben buradan tek tek de sayarım. Bunların hepsinin nişasta kotaları var. Nişasta bazı şeker kotaları var. Şekerin satılıp satılmaması konusunda değil de hala zam yapılmaması konusunda ben bunu anlamış değilim. Maliye Bakanımıza da seslenelim buradan. Tarım Bakanımıza da. Bakın bu işin arkası iyi gelmeyecek. Belki birileri bu işten bugün memnun olacak ama arkasından sağlık sektöründeki büyük bir patlamayla bu işin arkası Sağlık Bakanlığı'nın başına bela olarak patlayacak. Peki çiftçiler tarafından bir protesto, grev gibi bir şey olabilir mi? Vallahi şimdi bunu... Böyle bir tehlikeyle karşıya. Çiftçiler bunu bireysel olarak protesto edemezler. İşin vehameti tabii burada. Tabii bir kooperatif olarak. Panko Birlik denen bir kurum var. Evet. Bu Panko Birlik 1972'de kurulmuş. İşte çiftçilerin ortak olsunlar, fabrikalar kursunlar, çiftçinin hakkını savunalım, çiftçiye ucuz girdi sağlayalım diye bir kurum var Türkiye'de. Sadece onlar da bizi yanlış anlamasınlar, şu anda sadece adı var. Ne bir tane basın açıklaması, ne bir tane çiftçinin tarafında olduğunu gösterir bir hareket. Hiçbir şey yok şu anda. Yani belki bilmiyorum ölü sabunuyla mı yıkadı derler. Öyle bir atasözü var yani. Ölü toprağa, ölü toprağa serpilmiş üstüne. Serpilmiş. Şimdi sadece bir tane Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Bey var. O bunu ekranlarda söylüyor. Bir de biz buralarda söylüyoruz. Diğer sektördeki 31 fabrika ve evet, 30 kooperatifin yöneticisinden bununla ilgili herhangi bir ses çıkmıyor. Hı hı. Niye çıkmıyor? Bunu da çok merak ediyoruz. Hı hı. Belki ülkede sesini yükseltenlerin sesini kesiyorlar falan diye düşünüyorlar ama hı hı, ben öyle düşünmüyorum. Gerekli yükseltmek yerlere... Yükseltmek isteyen yükseltir diyorsunuz. Yükseltmesi gerekiyor ki. Ben de yöneticilik yapıyorum. Çalışanlarımız var. O insanlar problemleri bize doğru şekilde getirmezlerse biz de çözüm oluşturamayız. Evet. Bunu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Yani burada Türkiye burası Muz Cumhuriyeti değil. Evet. Böyle bir şey var. O zaman şimdi reklama gidiyorum. Reklamdan sonra konuşacağız. Sizin de bir adaylığınız var. Ondan da bahsedeceğim. Peki. Bahsetmeden bırakmam tamam hocam. Şimdilik kısa bir ara veriyoruz.
Allah Allah. Evet sayın seyirciler, Agro TV ekranlarından tekrardan iyi akşamlar diliyoruz. Pancar Şeker'inde birlikteyiz. En son sayın Oğuz Kovuncuoğlu'yla şeker fiyatlarının ne zaman belirlenecek, belirlenmesi için ne bekleniyor ve Panko Birliği'nin çalışmalarından bahsediyorduk. Sorularınız için WhatsApp hattını tekrardan hatırlatmak istiyorum. 0535-260-1665. Birazdan burada sorularınızı cevaplayacağız ve mesajlarınızı ileteceğim. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buyurun. Nerede kalmıştık? En son Panko Birlik'ten bahsediyorduk. Dedik ki Panko Birlik diye bir kurum varken ölü toprağa serpilmiş. Hakikaten de öyle. Bir tane ses çıkmıyor. Panko Birlikler, ya bir tane Panko Birlik var, bir tane üst birlik var. 31 tane kooperatif bu üst birliğe bağlı. Panko Birliğin yapısı da böyle. Ama nedense bir onu soruyordum. Niye bir tane ses çıkmıyor? Şimdi karşımızda güçlü bir lobi var. Bir tane pancar sektörünü savunması gereken, gerçekten savunması gereken halkın, bununla beraber hakeza çiftçinin hakkını savunması gereken bir tane kurum burası. Çünkü Panko Birlik kim? Panko Birlik 1,5 milyon üyesi olan, şimdi yaklaşık 500-600 bin kişisi yaşıyordur. 500-600 bin tane çiftçinin ortağı olduğu bir yer. Yani burası bir Ahmet'in, Mehmet'in, büyük devletin, birilerinin sermaye koyduğu bir yer değil. Burası çiftçinin sermaye koyup da yaptığı bir yer. Şimdi burada yöneticiler, eğer malın sahibi olan insanlar bu insanların hakkını korumuyorsa, buranın yöneticileri, burada bir arıza var demektir. Burada bir sıkıntı var demektir. Yani eğer bizim bilmediğimiz bir şeyi biliyorlarsa onu da buradan açık yüreklilikle söyleyebilirler. Ama az önce de söylediğim gibi bir kooperatif başkanı ve bizim dışımızda sektörde bu sıkıntıyı ekranlara çıkıp da böyle bizim gibi anlatan bir tane daha kişiyi yok. Görmedim. Ya da ben onların söyledikleri yere biz bakmıyoruz. Ama sosyal medyayı, her şeyi bildiğiniz gibi takip ediyoruz. Ama arkasından ne geliyor? Bir tane bir açıklama, bu işte bir arıza var, bu da çiftçinin malı, ne bileyim bir yerlere dikkat çekelim diye bir açıklama ben hala görmedim. Görebileceğimi de zannetmiyorum. Çünkü sıkıntı şurada. İnsanlar burada benim anladığım temsil ettikleri kurumun ne işi yaptığını unuttular. Ne iş yaptığını unuttular. Orası bir... Açık ismiyle de söyleyelim bu arada. Pancar Ekicileri Kooperatifi. Doğru. Pancar Ekicileri Kooperatifleri 31 kooperatif. Panko evet. Birlik, üst birlik. Tamam. Üst birlik çatısı altında toplanıyorsun. Ama bu üst birlik bu 31 kooperatifi yönlendirmesi, yönetmesi gerekiyor. Ama oradan bir ses çıkmıyor. Ses çıkmamasında ben çok şey... tuhaf geliyor. Yani anlayamıyorum bir türlü. Sizi oraya seçen insanlar kimler? Çiftçiler. Malın sahibi kim? Yine çiftçiler. Ama burada bir sıkıntı var. Ezilen insanlar var. Hakları belki elinden alınan insanlar var. Ve biz buradan diyoruz ki, hani bu sektörü az çok bilen insanlar olarak, bu sektör iyi yerlere gitmiyor. Bakın karşımızda böyle düşmanlar var. Ve bunlar hani başka bir şeker, kamu şekeri piyasası olsa anlayacağım. O da sakkoruz, tamam. Diyeceğim ki onlar kamıştan üretiyorlar, biz pancardan. Ya bu mısır şurubu. İnsanın sağlığına çok ciddi zararları var. Utah Üniversitesi açıkladı. Mısır şurubu insanın ömrünü kısaltıyor. Bunlar ilgili işte Canan Karatay hocam var, profesörler, şunlar bunlar. Herkesin açıkladığı bir şey var. Ya bir tane de güzel bir yayın olsun. Desin ki bu yüksek fruktozlu mısır şurupları insan sağlığına zararı yok desin. Biz de çıkıp alnından öperim. Biz yanlış yapmışız diyelim. Ama maalesef böyle bir göz göre göre gelen tehdit var. Devletin bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız önce kotayı %5'e sonra 2,5'a düşürdü. Böyle bir girişim var ama realitede uygulananda böyle bir şey yok. El altından satılıyor. Belki resmi olarak düşürülmesi doğru muydu? Çok da
bilmiyorum doğru olup olmadığını. Ülkenin bir gerçeği var. Bazen kanunlar her şeyi çözemezler. Biraz insanlar ve kanun yöneticilerinin, bu kurumları yöneticilerinin de elini taşın altına sokup ne yapılması gerekiyorsa yapması gerekiyordu. Bunlar da yapılmadı maalesef. Tekrar tekrar söyleyelim. Burada bir sıkıntı var. Bunun çözümü de halkın sesi olan, halkın sesi olması gereken kooperatif sahaya mı çıkıyor? Bakanlıklara mı gidiyor? Ne yapıyor? Ama onlar sessiz durdukça diğer sektörler tepemize çıkacaklar. Peki o zaman malum konuya gelelim mi? Malum. Sizin evet. Bir adaylığınız var. Madem bu kadar, şimdi burada iki haftada bir program yapıyoruz. Gerçekten sürekli olarak çiftçinin sesini duyurmaya, şeker fiyatlarının belirlenmesinde rol oynamaya ve bir şekilde bu sektörü desteklemeye çalışıyorsunuz ve artık bunu bir resmiyete dökerek bir adaylığınızı koydunuz. Evet. Amasya Panko Birlik Başkanlığı'na, doğru mudur? Doğrudur. O zaman birazcık evet. Bunu da basından da açıkladık. Evet. Biz de basınız. Yani kendi grubumuzda da açıkladık. İşte az önce saydığımız bir sürü sebep saydım size. Yüzlerce sebebi var Özlem Hanım. Ben bu sektörde ekmek yiyorum. Pancar üreticisi bir çiftçiyim aynı zamanda. Ziraat mühendisiyim aynı zamanda. Bunu bütün izleyiciler de bilir. Buradaki aydın insanların veyahut da geleceğe gören insanların bir sözü var. Der ki gelecekteki sıkıntıları şimdi söylemeyip gelecekte mi suçlu olalım, şimdi söyleyip şimdi mi suçlu olalım diye böyle bir ikilem vardır. Biz de dedik ki bu sektör iyi yerlere gitmiyor veyahut da iyi yerlere götürülmüyor. Bu sektörde ciddi sıkıntılar var, üretimde ciddi sıkıntılar var, münasebe sahalarında ciddi sıkıntılar var, şekerin piyasasında çok ciddi sıkıntılar var, var da var ama buradaki bu sistemin içindeki insanlar kısa vadede kendi hesaplarını, kendi karlarını, kendi menfaatlerini düşündüğü sürece ileriye görmekte zorlanırlar. Türk Şeker 2 yılda 1 yılda 1 genel müdür değiştirir, sektör dışından olur. Tarım Bakanlığı'ndaki arkadaşların konuyla ilgili gerçekten bir sektörün yapısıyla ilgili neler biliyorlar, neler bilmiyor onu da bilmiyoruz. Biz sahadayız, biz çiftçiyle fabrikanın yanındayız. Buralarda çok ciddi problemler olduğunu biliyoruz. Dedik ki biz bu problemi çözmek için elimizi taşın altına koyarız. Önce Amasya'dan başlayalım. Amasya Panko Birliği'nin herkesin de bildiği gibi 3 tane şeker fabrikası, 3 tane kooperatifin şeker fabrikası var. Evet. Aslında özelleşmede 5 taneydi. Adapazarı, Kütahya, Amasya, Kayseri, Konya özelleşti. Özelleşmede şimdi Adapazarı Şeker önce Bankasya'ya sonra da şu anda Ülker'in bünyesine geçti. Kütahya'da şu anda büyük çoğunluğu Kiler aldı. Kiler'in hissesinde. Şimdi 91'de Amasya, 92'de Kayseri ve Konya özelleşti. Bakıyorsunuz Kayseri'ye 3 tane şeker fabrikası olmuş. 2 şeker fabrikası daha yapmışlar. Konya 2. şeker fabrikasını yapmış. Yanlış hatırlamıyorsam 35 tane işletme açmış. Torku diye bir marka çıkartmış. Ardından da 2 tane de termik santral almış. Binlerce kişiye bugüne kadar iş vermiş. Maddi olarak zor durumda olduğunu herkes biliyor ama bu zamana kadar yapılanlardan dolayı insanlarla bir şekilde bunu paylaşmışlar. Hı hı. Yanlış yatırımlar yapmış olabilirler mi? Yapmış olabilirler. Bunların da eğer kastları varsa zaten adalet buna bir çözüm bulur. Yoksa da bir şekilde bunlar çözülürler. Kayseri Şekeri, Kayseri Kooperatifine baktığımızda 3. şeker fabrikasını geçen yıl satın aldı. Niye Amasya diye sorduğunuz için buradan oralardan toparlayarak geliyorum. Tabii. Amasya'ya baktığımızda Amasya elindeki işletmeleri kapatarak geldi. Özelleştiğinde deposunda 70 bin ton şeker, 500 bin TL bugünkü parayla yaklaşık, o günkü parayla bugün çevrenizde 40 trilyon gibi, 40 milyon gibi para vardı. Hı hı. Ama bugün geldiğimizde arsalarını sattı. Kantar bölgelerindeki yerlerini sattı. Panet gibi bir dünya, Türkiye'nin en büyük et işletmesi gibi bir yeri sattı. Sata sata gidiyor bakalım nereye kadar gidecek. Ben de bu kooperatife 1980'de
üye olmuşum. O zamanki büyüklüğüne bakıyorum. Amasya Panko Birlik çok büyük bir panko birlikti. 1980 yılı, 40 yıl önce. Tabii ben 46 yaşındayım, 6 yaşında beni üye yapmışlar. Ben de onu diyecektim yani, kaç yaşındasınız ki gençsiniz diyecektim. Ya o zaman bir ataerkil toplumdasınız. Çocuk yaşlı da... Şeker çok önemli. Bir çuval şeker verilir. Kaç, yani esame denir onlara. Esame Arapça isimlerin çoğul anlamına gelir. Her isme bir çuval şeker verilir. Hı. O zaman doğan bütün erkek çocuklar 5-6 yaşındayken kooperatife üye olarak kaydedilince adınıza da pancar yatırılır. Size bir çuval şeker çıkar. Ne kadar önemli. Ne kadar ben önemli. Ben bu geleneği hiç duymamıştım. He? Hiç duymamıştım hiç böyle bir gelenek. Tabii sektörün içinde şimdi artık belli bir yaştan sonra kaydedilmiyor ama o zaman da böyle bir gelenek vardı. Geriye dönelim. Burada Amasya'nın ki Amasya sata sata bu hale gelmiş. Borç içinde buralara kadar gelmiş. 1999 yılında çiftçinin parasını pancar bedelini ödeyemeyip işçinin parasını ödemeyecek hale geldi. Hı hı. Devlet o gün 25 trilyon para verdi. Amasya Şeker tekrar yoluna devam etti. Ama karşılığında baktığımızda örnek Kayseri ve Konya örneği var. Bu insanlar eğri doğru bir şeyleri katmaya çalıştılar. Ama Amasya her geçen gün küçüldü. Küçülmeye de devam ediyor. Biz de dedik ki bizim bir sürü proje yaparız biz buraya. Çok büyük bir kooperatif. 90 bin üyesi var. Eskiden hatırlarım merkezin parası bittiğinde Amasya Panko Birlik'ten para isterdi ki borçlarımızı ödeyelim diye. Ama bakıyorsunuz ki bugün geldiği noktada Amasya aldığı kredilerle yürüyen bir Amasya Nerede? Şeker borç var. Aslında yani evet. Burada istiyor. Kimse bu sistem iyiydi veyahut da birileri bize bir şey oldu, harp oldu, darp oldu demesin. Burada ciddi bir kötü yönetim var. Zaten izleyicilerimiz de bilir ki bizim işimiz gücümüz başımızdan aşkın. Buradaki programa bile zor geliyoruz. İyi yönetilseydi zaten biz bu işlere talip olmazdık. Bu sebeple iyi oldu. Yani Amasya'da yapılacak o kadar çok güzel proje var ki Amasya bir geçit bölgesi. Pancarın da iyi yetiştiği, tohumun da iyi yetiştiği bir bölge. Evet. Ama ferasetli yönetici olmayınca maalesef Amasya'nın son 25 yılı, Amasya Kooperatifi'nin son 25 yılı heba edilmiş. O günkü yöneticiler isim falan da söylemeye gerek yok. Hı hı. İşte yolsuzluklar olmuş, şunlar olmuş, onlar adalete de gitti. Onlarla ilgili de buradan bir şey söylememiz doğru olmaz ama biz diyoruz ki Amasya'yı, Amasya Şekeri, Amasya Panko Birliği 4 yıl içinde sıralamalara sokarız. Çiftçimiz de mutlu olur. Fabrikamız da, kooperatifimiz de para kazanır diyoruz. Bununla ilgili bütün çalışmalarımızı da hazırladık. Ekip arkadaşlarımız bunları yapıyorlar. Vaatler? Vaatlerimizi... bir iki tane alsak. Bir iki tane vaat. Peki. Sonra sorulara geçeceğim zaten. Tamam. Ama merak edenler de var bu arada. O yüzden soruyorum. Var tabii. Var. Peki. Şöyle söyleyeyim. Bir Amasya ile ilgili Amasya şekerin en büyük problemi şeker problemi. Şeker çıkmıyor diye. Aman efendim Amasya'nın sahasında şeker çıkmıyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Kim demiş çıkmıyor diye? Hayır, herkes diyor ki Amasya'da şeker oranı düşük, fabrika para kazanmaz. Ya ben kendi köyümde ortalaması 13-14 olan köyde 19.2 polarla pancar teslim etmişim. Birisi çıksın sorsun bunu nasıl yaptın diye. 11 ton pancar almışım. Ve bunu fabrika da takip etti başka yerden pancar mı getiriyor diye. İlk önce pancarın verimi ve şekeri yükseltilecek bütün tedbirler alınacak. Bu hemen anında seçim biter bitmez. Eğer seçim yapılırsa bugünlerde bahara kalma ihtimali de var. Seçim biter bitmez hemen bütün tedbirler alınacak. Arkasından da 1-2 yıl içinde bunlarla beraber emin olun Amasya pancar üretim merkezi haline bile gelecek. Niye? Evet. Amasya'da çiftçi pancardan para kazanamadığı için gidiyoruz Konya'dan biz pancar alıyoruz. Konya pancarın beşiği. Bunu herkes bilir. Tabii. Ama şimdi ben buradan söyleyeyim. Mısır'da pancar ekiliyor sıcak iklimde. Ürdün'de, Suriye'de pancar ekiliyordu. Bu insanlara özel tohumlar vardı. Özel uygulamalar vardı. Orada pancardan verim alıyorsunuz da o sıcak bölgelerde Amasya'da veyahut da Çarşamba'da veya başka bir yerde niye alamıyorsunuz? Çünkü Amasya'yı Konya gibi düşünüyorsunuz. Amasya'yı Kayseri gibi düşünüyorsunuz. Oranın iklimine göre, oranın toprağına göre, oranın yapısına göre
seçeceğiniz tohumlar, gübreler farklıdır. Amasya için farklıdır. Amasya şeker Konya'nın tohumunu ektiği sürece hiçbir numara olmaz. Ondan sonra pancar çürüdü dersiniz. Sonrasında dersiniz ki biz bu işten para kazanamıyoruz. Asıl mesele Amasya şekerle şekerin, foların yükseltilmesidir. Evet. Arkasından bir tane daha söyleyeyim. Mesela tabii, örnek olsun. Amasya şeker alkol tesisi vardı. Yapıldı daha önce, çalıştırmıyordu, yapıldı. Ve bu pandemi sürecinde çok güzel bir olay oldu. Amasya şeker için etil alkol ihtiyacı doğduğunda biz alkolü Amasya şeker sattı. 7,5 milyon litre alkol sattı. Bundan da 10 liraya sattı. 75 milyon lira para kazandı ve burada da kar etti. Karında karında bütçeye koyduğunda bu yıl zarar etmeden çıktı. Ama akıl der ki biz bu alkolü kime satıyoruz? Kolonya ve dezenfektan üreticilerine. Bunlar kaç paraya satıyorlar? 40 liraya 50 liraya kadar satıyorlar. Yapacağımız ilk iş bir tane kolonya fabrikası kurup bu alkolü 7 milyon litre, 7,5 milyon litre alkolden yaklaşık 9 milyon litre alkol çıkıyor. 9 milyon litre alkolde bugün ortalama 30 liraya satsanız 270 milyon TL para yapıyor. Bakın bir taraf 70 milyona satıldı alkol. Alkolü kime sattık? Devlet istediyse vereceksin ama biz kolonyacılara sattık bunu. Onlar da kolonya yapıp 50 liraya sattılar. Hadi biz bir tane şehzade kolonya Amasya'da. Mesela şu an çok önemli bir üretim. Yani bakın birini 70 milyona satıyorsunuz, biri 270 milyon. Aradaki 200 milyon nereye gitti? Alan fabrikacıya gitti bu. Ya bunu Amasya Şeker, Amasya Kooperatifi kazansaydı, çiftçi kazansaydı bunu. Bir tanesi buydu mesela. Yapacağımız ilk iş bu. Alkol olarak devlet bizden istediği sürece vermek zorundasın ama bunun da belli bir kısmını kolonya olarak satsaydı şu anda borçlarını ödemiş kasasında 150 milyon lira, 170 milyon lira para olan bir fabrika olmuş olacaktık. En basiti bu aklımıza gelen ve bir tane daha söylüyorum. Bu zamana kadar çiftçilerimize gerekli eğitimin verilmediğini düşünüyorum. Çiftçi gerçekten bir işi bilseydi onu yapardı. Her yıl 50 ila 100 arasındaki Amasya'daki genç çiftçileri Avrupa'ya pancar üretim sahalarına, pancar fabrikalarına göndereceğiz. Orada bir hafta 10 gün neyse süreye göre. Bu çok güzel bir ama önemli bir vaat. Evet. Bunu aşağı yazalım. Çiftçileri Avrupa'ya eğitime göndereceğiz. Genç çiftçileri Avrupa'ya eğitime göndereceğiz diyorsunuz. Pancar üretmek isteyen, üreten genç çiftçilerimizi biz Avrupa'ya göndereceğiz. Gerekiyorsa Amerika'ya da göndeririz. Masraflarını falan neyse karşılarız. Göndeririz. Şimdi genç çiftçi olasım geldi. 60 yaşındaki bir çiftçiden bir şey olmuyor. Bu tabii, zamana kadar panko birlikte falan hep yöneticileri gönderdiler oraya. Yöneticiler de gezdi geldi. Bir tane gelip de proje yapıp orada bir şey öğrendiğini de görmedim. Ben defalarca gittim çalıştığım kurumlarda. Çoğu fikrimizin gelişmesinde, önümüzün açılmasında çok ciddi faydası vardır yurt dışı gezilerinin. Ama ben Amasya'dan her yıl belli bir sayıda genç oraya göndereceğiz. Bu insanlarla bir kulüp kuracağız. Bu insanlarla biz burayı nasıl ayağa kaldıracağız? Bir ekip olacağız. Evet. Biz olacağız o saatten sonra. Ben gençlerle çalışacağım. Yani kendini genç hisseden 45 yaşında, 46 yaşındayım. Ben de kendimi çok genç hissediyorum. Sıkıntı yok. Ben de gerekirse biz de gideriz. Ama başlarına oraya organizasyonlar yapılır. Çok güzel şekilde gider. Döndüklerinde ben biliyorum ilk Avrupa'ya gittiğimde diyordum ki niye gidiyorum. Ama dönerken çok farklı fikirlerle dönmüştüm. Gençlerin önünü birdenbire açmamız lazım. Bu ülkeyi, bu ülke tarımını gençler kurtaracak. Bakın, genç nüfus kalmadı köylerde. Sadece tarımı da değil aslında Türkiye'deki bütün sektörleri. Evet, bana çiftçilik yapmak isteyen gençler gelecek. Ben çiftçilik yapacağım, arazi varlığım bu. Size taahhüdüm de bu. Bunu ben üreteceğim diyecek. Ondan sonra biz onlarla gerekli bütün eğitimi bir izleyicimiz yazdı ki 38 yaşındayım, genç sayılırım. Beni de yazın listeye yazsın. 38 yaş, 35 kurtarır yaşını mı? Kurtarmıyor. 35 yaşın altı olacak. 35 yaşın altındakiler evet. Oğuz Hocam'a başvurabilirler yani. Avrupa'da. Bu da bizim, ben ne kadar anlatırsam anlatayım, insanların bizim çiftçimiz gözüne inanır, gözüyle beraber gidecek, orayı görecekler, dönüp bize gelip orada gördüklerini anlatıp sahada uygulayacaklar.
Ondan sonra siz bakın bakalım nasıl üretim yapılıyormuş. İnsan yapar her şeyi. Yani traktörde, tarlada bir güç yok. Sadece insan becerisi yapar. Biz insanlarımızı becerikli hale getirmek için gençlere yöneldik. İhtiyarlarla evet. bir işimiz yok. İhtiyarlarımız da bize kızmasınlar. Yani tarlaya gidecek halleri kalmamış. Tabii doğru. Onlar da tarlanın başına gitsinler. Çocuklarının yaptıklarını görsünler, izlesinler. Sevsinler böyle. Evet. Sevinirler inşallah. Şimdi reklama gidiyorum tekrardan. Ve programımızın son bölümünde reklamlardan sonra WhatsApp sorularınızı yanıtlıyoruz. 0535 260 16 65'den bizlere ulaşabilirsiniz. Reklam... Evet sayın seyirciler, Agro TV ekranlarına pancar şekeri programı tüm hızıyla devam ediyor. Reklamlardan önce Oğuz Hocam'ın adaylığını, Amasya Panko Birlik Başkanlık adaylığını ve eğer seçilirse genç çiftçileri yurt dışında pancar ekmek isteyen genç çiftçileri eğitime yollayacağından bahsetmiştik. Bu fikir bizi de çok heyecanlandırdı. Hatta reklam arasında dedik ki hocam bizi de gönderir misin? Pancar ekerseniz göndeririz. Evet pancar ekerim bunun için. Yani neden ekmeyeyim zaten mesleğimizle bununla alakalı. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa WhatsApp'tan gelenlere geçmek Tabii, istiyorum. Tabii sorulara geçelim yani. Hemen hızlı hızlı hem sorulara hem yorumlara. Evet. Bir izleyicimiz diyorlar ki aynı tarladan sökülen iki kamyon pancar farklı iki fabrikaya gidiyor. Polarlar farklı geliyor. Bunu zaten konuştuk. Evet. Olabileceğini böyle bir durumun. Olabilir. Fabrika hem fire kesiyor hem de kesilen fireyi kantarda toprak iadesi yapılıyor. Firelerimiz fazla oluyor demişler. Toprağı fabrika iade etmiyor ama normalde geçen sene 7-8 gelen fireyi 12-13 yazmaya başladı. Şimdi kısaca söyleyeyim. Eğer toprak iade ediliyorsa 7-8 gelmesi normal, iade edilmiyorsa 9-10-11 gelmesi gayet normal. Çünkü o file olarak şeyde kalıyor, fabrikada kalıyor toprak. Hı hı. Onun için de normalde iade edilen de 7 ortalama gayet iyidir. Hı hı. İade edilen sistemde, iade edilmeyen sistemde de 9-10 gelmesi normaldir. Anladım. Peki şekerin şu an dünya piyasasındaki dolar bazında fiyatını soruyorlar biliyor musun? Londra Şeker Borsası'nda geçen baktım 360 dolarla 360 dolar 390 dolardı 2 hafta önce. Tekrar düştü ama Türkiye'ye gelmesinin maliyeti yaklaşık 430-440 dolar civarında şu anda. Hı hı. Türkiye'ye gelirse navlunu var biliyorsunuz taşıma işlemleri hı hı. var. Londra Şeker Borsası günlük bir borsa. Evet. Artıyor, eksiliyor. Türkiye'de pancar çiftçisine taklattıran adam değil, Amasya Şeker Panko Birliği'nin başında seni görmek isteriz diyorlar. Sorulara geçelim. evet, selamünaleyküm hocam. Konya'dan Aykut Alparslan. Ben de genç çiftçiyim. Ben de daha bilinçli çiftçilik yapmak istiyorum. Ama maalesef ülkemiz bu konuda çok geride. Sizden ricam Konya'daki yetkililere seslenin. Biz de yerinde öğrenelim. Bugün Konya kadar Hollanda bile bizim ülkemizin genelinden daha iyi verim alıyor. Daha fazla mahsul kaldırıyor. Ben bunun nasıl olduğunu hala çözemedim. Hayret ediyorum. İşte o da genç çiftçi ise artık onda Konya'daki yönetici arkadaşlar oradan seslenin diyorlar. Şey yapsınlar, onları göndersinler ama evet. Pancar grupta ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Basamak basamak gitmeye çalışıyorum. Hı-hı. Nasıl güzel pancar yetiştirilir, nasıl diğer ürünlere de arkadaşlarım da yardımcı oluyorlar. Ama Hollanda'da nasıl oluyorsa işte... Mesela bir proje Hollanda'ya gezme projesi yapılır. Hollandalı hı hı. arkadaşlar var. Çok teknik çalışıyorlar. Üniversitelerle beraber, hocalarla beraber çalışıyorlar. Çok güzel çalışıyorlar. Biz inşallah Amasya'da yapacağımız projelerle Amasya bir model olacak. Hı hı. Amasya'dan sonra herkes bizi kopyalar inşallah. Türk tarımına çok ciddi katkı sunacağımızı düşünüyoruz. Hadi bakalım.
İnşallah. Sonraki soruya geçiyorum. İyi yayınlar. Oğuz Hocam'a bir sorum olacaktı. İyi, teşekkür ederiz. Konya Karapınar'dan Sayın Hocam, öncelikle adaylığınız hayırlı mübarek olsun. İnşallah kazanırsınız diyorlar. Teşekkür ederim. Hocam sorum şu. Bu yıl hava şartları çok farklı. Hasat durumu ne olur? İç Anadolu bölgesi için erken söküm yapanların şekeri oranı 14-15 ve tonaj durumu dekara 8 ila 10 ton arası değişmekte. Sizce şimdi mi hasat yapmak doğru? İlerleyen dönemlerde mi sökmeliyiz? Tohum çeşidimiz de Eyder diyor. Tamam. Tohum çeşitlerini pek söylemeyelim. Reklama giriyor. Tamam. 2007, 2014 ve 2020 atalar diyor ki her 7 yılda bir kuraklık olur. Yani nasıl bir tespitse bu da hemen hemen tutuyor. Hı hı. Çok kurak bir yıl geçiriyoruz. Şu anda pancarı sulamaya devam edebilirler. Ekim'in ayı Karapınar bölgesi için söylüyorum. Hı hı. O bölgede Ekim'in 10'u 15'i gelmeden pancar biraz 16'nın üzerine şekeri çıkmayabilir. Tarlada verim yüksekse, bir de Karapınar'da bir kök hastalığı peydah oldu. Onu çiftçi fark etmiyor. O da varsa şimdi 14 gelmesi normal ama 15 Ekim'den sonra polarlar zaten kendiliğine yükselmeye evet. başlayacaktır. Peki hemen sonrasına geçiyorum. Diyorlar ki Konya'dan Ziya Mavi pancar ekmek istiyoruz ama bize ektirmiyorlar diyor. Kotaları yokmuştur. Evet. Konya Şeker'de kotalar bayağı bir sıkıntılı. Onu biliyoruz. Kota satın alması gerekiyor. Çünkü hı hı. ekstra bir kota Konya Şeker limitinde çalışıyor şu anda. Hı hı. Devletten de ekstra bir kota alamaz. O yüzden birilerinden, ekmek istemeyen birilerinden kota alacaklar, satın alacaklar. Evet, Denizli'den Hatice Ayhan yazıyor size. Hocam can kulağıyla dinliyorum. Bir sorum olacak. 2021 Ekim Sözleşmesi için CKS kaydı zorunlu deniliyor. Kırsalda evet. tamamı resmi olma şansı yok. Bu konuda bir esneklik olması için ne yapılabilir? Saygılar. CKS kaydı münavebeyi düzgün şekilde uygulamak için fabrikalar tarafından isteniyor. Bunun için CKS yani orada asıl hedef bu tarlanın sahibi kim onu görmektense münavebe sahası bozuluyor mu bozulmuyor mu ona bakması gerekiyor. Orada fabrikalar tarlayı ekilecek yeri kendinde görerek belki buna bir formül bulabilirler. Bu şekilde çözülebilir bu. Kırıkkale'den yazıyorlar. Türk Şekeri 3 ay önce sözleşmeli hububat üretimi için aradım ama bekletiyorlar. Bu konuda bilgi istiyorlar sizden. Türk Şekeri geçen yıl 370 bin ton hububat aldı. Önümüzdeki yıllarda almaya devam edecek. Çünkü piyasayı dengelemesi gerekiyor. İşte bu görev aslında Türk Şeker'in değil, bu Panko Birliği'nin görevi olmalıydı. Hububatı, Mısır'ı Panko Birliği almalıydı ama demek ki orada ışık görmeyen yöneticiler şey almışlar. Türk Şeker'e verdiler. İhtiyaç belirlendikten sonra Türk Şeker dönüp söyleyecektir. Şu kadar üretim yapalım diye. Evet yine Türk Şeker pancar fiyatları ne zaman açıklanacak ve fazla pancarları geçen yıla kota fiyatından aldı. Bu yıl hangi fiyatı alacak duyulsun diyorlar. Türk Şeker'den aldığımız duyumlar Ekim ayı sonunda yani önümüzdeki ayın sonunda fiyatı açıklayacaklar yönünde bir hı hı. duyum aldık ama bu resmi bir yazı veya resmi bir durum değil. Biz de bekliyoruz fiyatları. Herkes o fiyatı bekliyor. Çok geç kalınıyor fiyatın açıklanmasında. Ama para ödenmeden önce fiyatın ne olacağı açıklanacak. Onu da bir şey yapabilirler. Bekleyecekler. Afyon Karahisar'dan yazıyorlar. Emirdağ'dan. El altından tatlandırıcı kullandırılıyor. Açıklanan tatlandırıcı miktarı doğru değil. Şeker fiyatları bu nedenle yerinde sayıyor. 50 kilogram şeker en az 300 TL olmalı diyorlar. Doğru diyorlar. Biz de onlara katılıyoruz kim diyorsa. Açıkta bu yıl galiba bayağı Abdülkadir Tike. Evet. Evet. Tanıyorum kendisini. az önce bir soru vardı. Fazla pancar var. Açığa ekilen pancarlar var. Türk Şeker'in bir sistemi var. Veya fabrikaların bir sistemi var. Normalde fazla pancarı normal aldığı A pancarının yarı fiyatına 300 liraysa 150 kuruşa alması. 300 liraysa 150 liraya alıyor. Ama bazı fabrikalar bu fiyatı yükseltebilirler. Bu yıl bir bolluk var piyasada. Pancar bayağı bol. Ama hepsi bir şekilde şekere dönüşür inşallah. C şeker üretir, Araplara satarız fabrikalar olarak. Onda çok problem düşünmüyorum. Pancar fiyatı en az 450 kuruş olmasında geçen seneki fiyat bandını korumamız için diyorlar. O hesaplamayı nasıl yapmışlar? Bir ayrıntı göremiyorum. Yani orada aslına bakarsanız elektrik haricinde çok fazla %3, %5, %10'un üzerinde bir zam yok. Elektrikte evet. çok zam var. Bir de çiftçinin kendi tüketim mallarında, gıdada falan zam olduğu için kendi masrafını koyarsanız %15'lik bir zam 345-350'ye denk gelir.
Ama bana sorarsanız da bu da böyle olmamalı. Daha iyi bir fiyat gelmesi gerekiyor. Peki kalsiyum salınımı yüksek olan tarlanın tolar oranı nasıl olur diyorlar Eskişehir'den? Kalsiyum salınımı kireç anlamına geliyor. Kireçli topraklarda ona eğer yani toprak analizini görmeden bunu söylemek çok doğru olmaz ama eğer bir toprakta beyaz topraksa pancar yetiştirmek zor olur ama genelde polarları yüksek olur. Sayın Oğuz Hocam, kotasız pancar ekimine bir önlem yok mu diyorlar? Kotasız pancar ekimine bir önlem kimse alamaz. İnsanlar tarlalarını boş bulduğunda ekiyorlar. Bunun için de bir projemiz var. Biz başa gelene kadar bekleyecekler. O zaman onların hepsi çözülecek. İnşallah. Herkesin para kazanacağı bir sistem olacak. Evet, inşallah. Hocam bir sorum olacaktı. Bir yıl önceden mısır ekilmiş yerde pancar olur mu diyorlar? Teknik olarak pancarın ekilmesi için pancar da üst üste ekebilirsiniz ama şu anda Türkiye'de mısır üretimi çoğaldı. Mısır üretimi çoğalmasıyla pancarda hastalıklar arttı. Verim ve şekerler, özellikle şekerler düşmeye başladı. Ben pancar üzerine mısır, mısır üzerine pancarı asla ve asla tavsiye etmiyorum. Sonunda bir yerden bir sıkıntı çıkarıyor. Evet. Hayırlı yayınlar Özlem Hanım diyorlar. Teşekkür ederiz. Samsun Havza'dan Hakan Yıldırım. Hiçbir hükmü olmayan ürüne destek veriliyor. Pancara neden verilmiyor? Bir de pancar üreten çiftçilere küpesini daha uygun fiyata verilmiyor diyor. Küpesi yazmış. Yanlış yazmış. Doğru. Şimdi o dediğine katılıyorum. Ama pancar Türkiye'deki ilk sözleşmeli üretim. Tamamen fiyat politikalarıyla gidiyor. Geliştirilmesi gereken bir sektör. Sadece fiyat vermeyle kendini geliştiriyor. Bir destekleme niçin verilir? Sektör gelişsin diye. Hı hı. Ama zaten pancar sektörü diğerlerine göre, yem bitkisi, hububata göre daha ön planda, daha profesyonel gittiği için destekleme bandında değil. Ama Avrupa'da dekara 80 euro gibi, işte sulama desteği gibi destekler var pancarda falan. Türkiye'de de bunların düşünülmesi lazım. Ama orada bir dekara bir destekleme verilene kadar siz fiyata 20 kuruş daha zam yapın. Zaten hı hı. Desteklemeyi direkt cebine koymuş olursunuz çiftçinin. Diyorlar ki %5 kabuk firesi diyorsunuz. Zaten o da küspü olarak satılıyor. Hiçbir yeri boşa gitmez. Her yeri para diyor Hasan Ocak. Doğru söylüyor. Pancarın her şeyi para. Kuyruğu da bir para, küspesi de bir para, melası da bir para. Artı birkaç tane de yağ çıkıyor. Melastan dediğim gibi melas çok ciddi bir üretim kaynağı olmaya başladı. İşte maya üretimiydi, hayvan yemi üretimiydi, etil alkol üretimiydi. Çok şey, çok fazla şeye ham madde oluyor. Ama bir şeker satışı gibi bir para getirmiyor. Evet. Konya Ereğli Karapınar Pancar Dairesi'nde adalet diye bir şey yok diyorlar. Maus sistemi Karapınar merkezde sıkıntı olmuyor. Türkmen köylerinde maus sıkıntılı diyorlar. Maus'ta yükleme yapmaktan vazgeçecekler. Maus'un günlük doldurma bir doldurma kapasitesi vardır. Ereğli Şeker 10 tane maus lazımsa 5 tane ayarladıysa maus tabii ki sıkıntı ama fabrikanın da bir kapasitesi var. O kapasitesinin üzerinde de pancar almayı doğru bulmuyorlar. Ben de doğru bulmuyorum. Hı hı. Orada randevu sistemini çok iyi uygulayabilirler. Mouse'a bağlı kalmadan da kendi kendilerine pancarı teslim edebilirler. Onun için de gün kağıdı dediğimiz bir kağıt ya da şey lazım. Evet. İyi yayınlar. Konya Karapınar'dan Emre Mutlu. Sayın Oğuz Hocam diyor bu sene Amasya şeker ve susurluk için kota anlaşmaları oldu. O yüzden Ereğli şeker de dahil. Pancar fiyatı halen belli değil. Sizce bu ülke yapılan masraflardan dolayı geçen yıla göre pancar fiyatı kaç TL olmalı? Ben onu söyledim. 330'da masrafa evet, bakarsanız 345 lira gibi bir para hemen hemen masrafları karşılıyor. Belki daha da fazla oluyor. Belki bölgeden bölgeye değişiyor. Yani elektrikle suluyorsa farklı bir şey, cazibeyle suluyorsa farklı. Şu anda pancarda 4 ila 5 ton, minimum 4 ton, maksimum 5 ton şeyin masrafı. Pancarın masrafı. Evet. Samsun'dan yazıyorlar. Pancar ektim, sulama yapıyoruz. İdeal söküm tarihi nedir? Samsun'da. Evet. Fabrika açıldığında Vezir Köprü'de mi? Vezir Köprü daha içine daha söküm tarihi 1 Ekim'de başlar. Hı hı. 1 Ekim'den itibaren sökebilirler. Selam hocam. Hedeflerinize başarılar. Heyecanlanıyoruz. Bilgi ve destek sizden, üretim bizden olsun. Çankırı'dan selamlar diyorlar. Teşekkürler. Mısır yerine pancar ekilir mi? Bunu galiba söyledik. Mısır evet. Yerine pancar ekmeği bir daha söylüyorum. Hı hı. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Evet. Yılda ortalama
1500 ton 16-17 polar çapasız pancar üretmekteyim. Hedefim 4000 ton. Beni de yazın eğitim listesine Nevzat Bey. Nevzat? Evet, demin 38 yaşında olan izleyicimiz. Ha, yaştan kurtarmıyor, yaştan. Ama 1500 yaşını ton ortalama üretiyormuş. Peki hocam, iyi yayınlar. Yıldız Eli Güneykara bu yıl verilen tohum lider iyi değildi. Ayrıca zam açıklanacak mı? Tohumla, tohum çeşitleriyle alakalı burada bir şey söylemek istemiyorum. Hı hı. O biraz reklama şeye girer. Onun için de ama zam Ekim ayı sonuna kadar bekleyeceğiz. İnşallah iyi bir zam açıklanacak. Bunu artık söylemekten ben de bıkmaya başladım. Hep aynı şeyler. Evet, doğru diyorsunuz. Hemen sonraki soruma geçiyorum. Pardon. Sivas'tan yazıyorlar. Pancarların yaprakları sararmaya başladı ve pancarların gelişmesi durdu. Sebebi nedir? Pancarların yaprakları sararmaya başladıysa, pancarlar büyük boyluysa ve pancarların yaprakları sertleşmişse muhtemelen sarılık virüsüdür. Eğer sarılık virüsü yoksa bu defa susuzluktan veyahut da azot veyahut da kükürtten kaynaklı sararmalar da olabilir. Onun için resmini gördüğümüzde buna karar verebiliriz. Sararma, yani 15 türlü sararma var. Hangisinin olduğunu ben şu anda bilemem ama yayından sonra veyahut da bize bir şekilde ulaşır da resmini atarsa resmine cevaplayabiliriz. Hocam Facebook'tan daha rahat ulaşabilirsiniz, evet, ayrıntılı bilgi için. Şeker pancarını ideal kaç santim ekmeliyiz diyorlar. Türkiye'deki İç Anadolu bölgesinden bahsediyorum. İç Anadolu bölgesinde ve Türkiye'deki şu anda ticari olarak satılan tohumların ortalama ekim mesafesi 16 santim. 18 santim, 20 santim, bunun çok tartışması yapılıyor. Hı hı. Boşuna yapıyorlar insanlar. Defalarca biz bunun testini yaptık. 16 santim ile 24 santim arasında bir verim, verimde bir değişiklik olmuyor. Hı hı. 16 santime direkt ekim yaptığınızda, ot mücadelesinde iyi yaptıysanız 24 santime göre bir veya iki polar daha yüksek polar alıyorsunuz. Onun için biz 16 santim diyoruz. Yoksa 24 santimde de pancar biraz daha büyük oluyor. 16 santimde 13.000 pancar oluyor. 24 santimde 9.000 pancar oluyor. Hı hı. O 800 gram geliyor. O 1 kilo 100 gram geliyor. Evet. Ortalamada verim değişmiyor. Ama şeker oranı çok ciddi oranda değiştiği için mantıklı olan 16 santim ekmektir. Avrupa ve Amerika'nın geneline baktığımızda 2 tane ekim mesafesi var. Ve biz onlarla da aynı tohumu kullanıyoruz. 15 ve 16 santim. Fazla evet, başkası yok. Konya Cihan Beyli'den yazıyorlar. Oğuz Bey'in adaylığı öncelikle hayırlı olsun diyorlar. Bizim şikayetimiz küspe paraları. Bizim Konya Şeker sadece A kotası için ödeme yapıyor. A üzeri pancar bizim değil mi de ödemiyor diyorlar. Yerli tohum olarak tohum olarak soruyor. Tohumlardan aslında çok bahsetmeyi istemiyorsunuz. Ama yerli tohumu ithal mi tercihiniz diyorlar. Yerli küspe paralarıyla alakalı fabrikanın kendi uygulamasıdır. Evet. Hiçbir fabrika diğerine şöyle bir küspe uygulayalım, küspe parası verelim. C kotası için genelde küspe parası ödenmez. Onu da istiyorlarsa onu yöneticileriyle konuşacaklar. Biraz daha fabrikalarına destek olsunlar. Fabrikaları biraz sıkıntılı. Onu da söyleyebilirim. İkinci soru neydi o zaman? Yerli tohum mu ithal mi tercihiniz diye soruyorum. Türkiye'de yerli tohum yok. Bütün Türkiye'deki pancarların tamamı yurt dışından anaçları gelir, Türkiye'de üretilir veya yurt dışından direkt gelir. Yurt dışından direkt gelir mi soruyorsa, bu konuyla ilgili zaten grupta biz yeni gelen tohumların hangileri olduğunu paylaştık. Onları kullanırlarsa menfaat görecekler. Ağrı'dan yazıyorlar, Yunus Karabaş, küspe ödemesi yapılmadı diyorlar. Herhalde yeniden fabrikayla ilgili bir şey. Fabrikayla alakalı bir şey. Tarım Bakanımız açıklamıştı, bu pandemi sürecinde küspe parası falan verilecek diye. Ondan bahsediyorsa fabrikalara ödeme yapıldı diye biliyorum ben ama ödeme yapılmadıysa da fabrikayla ilgili bir görüşsünler. Fabrika cevabını verecektir onun. Kastamonu'dan yazıyoruz. Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Geçen sene küspenin tonunu 80-100 TL arasından aldık. Bu sene ise paket dayatması yapılıyor. Besici mağdur. Paket küspenin tonu 350 TL olacağı söylentisi var. Biz nasıl küspe alacağız? Arz ederim. Küspe sorunu. Küspe sorunu şu. Pancardan %25 oranında 20-25 bölgeye göre küspe çıkar. Bunun belli bir miktarı da çiftçinin istihkakı, yani çiftçinin hakkıdır. Bunu fabrikaya müracaat ettiklerinde almak bunların hakkıdır. Başka bir sözleşmeye imza atmadılarsa.
Bazı fabrikalar %15 uygular, bazıları 20 uygular, bazıları 17 uyguluyor. Ama paketli gübre küspeye çevirip de sattığı fiyatı fabrika çiftçiye ödediği sistemler var. Ama çiftçi istihkak olan, hakkı olan küspeyi almak isterse fabrikadan gidip alabiliyor. Evet. 15 Ağustos'ta pancara DAP gübre atılmasının faydası olur mu diyorlar. Fakat 15 Ağustos anlamadım acaba. Ben anladım soruyu. 15 Ağustos'ta DAP bir taban gübresidir. Nisan ayında atılması gerekiyor. Hı hı. Böyle bir efsane var. Bazı bölgelerde Ağustos-Eylül ayında DAP atıyorlar. Faydası var. Bir yıl sonra buğday ekerse ona güzel faydası var. Hı hı. Artı içindeki azot fosfordan mutlaka o dönemde atılan gübrenin bir faydası var ama 100 birim gübre atarsınız. Bunun 10-15 birim işe yarar. O da çiftçinin hoşuna gider. Böyle bir yani verdiğiniz paranın karşılığını tam alamazsınız. Faydası var mı? Her toprağa atılan gübrenin mutlaka bir faydası vardır. Emir Derin yazıyor Çorum Merkez'den. Dördüncü Serkospora ilacı attım ama hastalık belirtileri var. Pancarı da 15 Ekim'de sökmeyi planlıyorum. İlaç atmalı mıyım? Bu saatten sonra ilaç tarihine bakıp atması çok gerekmeyecek. Çünkü Serkospora 30 derece gündüz sıcaklığı 15 derece gece sıcaklığından daha üstündeyken hastalık olur. Çok tahmin etmiyorum bu saatten sonra hastalığın yayılacağını. Çünkü şeye geldik, o Eylül'ün bugün 21'i, çok gerekmeyecek. Boşuna masraf etmesin. Diyorlar ki nematod ile fusarium hastalığını nasıl ayırt ederiz? Nematod gövdede görürken kistler, fusarium pancarın içindeki damarların çürümesi. Onun ayrılması için çok basit, bilen birisi pancarı söktüğünde gayet iyi anlar. Yapraklarında da fusariumda yaprak uçlarında kurum olur. Nematotta da yapraklar artık düşmeye başlar. Biraz bir özel göz gerekir. Yani resimlerini atarsa biz hangisi olduğunu söyleriz kendisine. Peki ayçiçeği yerine pancar ekilir mi diyorlar? Tabii ki mantık olarak ekilebilir ama ayçiçeğinde eskiden triflin denen bir ilaç vardı. Veyahut da pancara zarar olan ilaçlar kullanılmadıysa bir yıl sonraki mahsule zarar olan ilaçlar var. Onların kullanılmamış olması gerekiyor. Hı hı. Ona göre ekilebilir. Normalde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sivas'tan Osman Göktaş yazıyor. Hocam bu sene pancarı erken ektim 20 Nisan'da. Pancar geri vurdu. 15 Mayıs ekenler pancar daha iyi oldu. Şu an verim zayıf. Hocama selamlar diyor. Çiftçilere çok yardımınız olduğunu söylüyor. Şu an salma sulama yapıyorum. Faydası olur mu? Eğer biraz geç sökecekse şu an salma sulama yapabilir. Pancarın dibini kurutmayacaksınız. Yapraklar düşmeyecek. Sulama yapılabilir. Ama artık bu tarihten sonra da sulamayı yavaş yavaş bitirme zamanımız geldi. Şu anda Sivas gibi bölgelerde erken ekmek mantıklı değil. Her zaman diyoruz ki 16 Nisan'dan sonra ama Sivas için bu tarih 23 Nisan'a kadar kayabilir. Diyorlar ki iyi akşamlar, tam 14 sefer su verdim, pancara büyüyemedi, yeni yeni büyüyor. Neden acaba? Konya Altıntekin'den Orhan. Altınekin. Konya Altınekin'den Orhan Bey. Toprakta büyük ihtimalle nematod var onun toprağında. Çünkü 14 suyla pancar büyümezse kökte bir sıkıntı var demektir. Ona bir bakmak lazım. Pancarla ilgili kitabınız var mı diye soruyorlar. Bir zaman bulursam kitap yazacağım. İnşallah, bekliyoruz. Peki son olarak artık kapatıyorum. Konya Kadın Hanı Gazi Erçet'in niçin mısır yerine pancar ekilmez dediniz diyorlar. Aslında açıkladık bunu. Tekrar söylüyorum. Hatta buradan onunla ilgili bir açıklama yapayım. Rizoctonia solani dediğimiz Rizoctonia grubu kökü çürüten, kök yanıklığına sebep olan hastalıklar özellikle mısırdakiyle pancardaki aynı gen, aynı hastalık olduğu için pancarı biz niye 4 sene üst üste 4 senede bir ekiyoruz? Bu hastalıklar toprakta çoğalmasın diye. Pancarı ektik, bu yıl hastalık çoğaldı. 3 yıl boş bırakıyorduk. Başka mahsul ekiyoruz. Hastalık pancarı bulmayınca kademeli olarak düşüyordu. Evet. Ama oraya mısır ekersek bu hastalık tekrar mısır köklerinde çoğalmaya devam edebildiği için. Belki 1-2 yılda bir şey görmeyecekler ama önümüzdeki 5-10 yıl içinde Aksaray'da başıma geldi. 7-8 yıldır mısır ekilen bir tarlaya pancar ekiyoruz olmuyor. Kayboluyor gidiyor. Bu sebeple toprakları koruma adına biz mısırdan sonra pancardan sonra mısır ekmeyin diyoruz.
Evet, maalesef artık daha fazla soru cevaplayamıyoruz sayın seyirciler. Çünkü biz ayrılan sürenin bu akşamlık sonuna geldik. Daha çok var mı şey var mı o zaman? 4-5 tane var. O zaman sizi Facebook'a yönlendireyim mi size yazmak isteyenleri Facebook'ta? Özel okuyun, eğer varsa cevaplayalım, yoksa şey yapmayalım. Pancar Grup'tan hocama yazabilirsiniz. Oradan sorularınızı cevaplayacaktır. Peki. Aşağıda da zaten yazıyor Pancar Grup Facebook'tan. Bu akşamlık bu kadar. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür Nasıl ederim. Nasıl yayın güzel geçti Vallahi mi? Vallahi ben cevaplar, ben konuşuyorum, bilmiyorum, süreyi de bilmiyorum. Keşke daha çok süremiz olsaydı ama maalesef artık 2 hafta sonra tekrardan Sayın Ziraat Mühendisi Oğuz Kavuncuoğlu ile birlikte Pancar Şekeri programında birlikte olacağız. Şimdilik bizden bu kadar diyelim.